Hepinizle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Çabihan'la birlikte bir video çektik. Bundan sonra küfür yok. Bundan sonra küfür yok. Küfür etmeyeceğim. Çabı beni küfürbaz haydo gibi gösteriyor çünkü videolarında. Video çektik adamla. Videoda Çabi'nin küfürleri sansürlü. Benim küfürlerim yok. Allah beraber küfürbaz haydo gibiyim. Her şeyin sonuna put everything amına koyayım. Welcome to my life Berkcan. It's Ferg 21 aydır. İyi akşamlar cancağızım demiş. İmbince yıktı olsun. Muharrem Karagül'e 4 aydır okuduk. Bütün her şeye. Artık böyle konuşmayacağım arkadaşlar. Cidden çok rahatsız oldum. Cidden keyfim kaçtı çünkü. Evet arkadaşlar, geçen hafta bildiğiniz üzere Çabi ile bir video çektik. Koreli'ye soramayacağımız soruları sormak üzerine ofansif mizahlı, komikli şakalı bir video. Biz de hani videodan Çabi ile konuştuğumuzda dedik ki kanka yersek işte ırkçılıktan küçük bir linç yeriz belki ama yani zaten sen de Korelisin ve hani Korelilerle dalga geçiyoruz. Sen de bana laf atıyorsun, ben de Türk'üm. Hani zaten bunu aşmış durumda iki insanız hani. Allah'a çok şükür IQ'muz var. Bunun şaka olduğunu anlıyoruz yani. Değil mi Çabi dedim. O da evet kanka, evet kanka falan filan. Ultra gelişmiş bir dünya. Abi gerçekten bak Berkcan bunu düşünmemiş olamaz ya. Abi şöyle bir video, bak o Çabi ile olan videoyu çekiyorsan net linçi yiyeceksin abi. Kralını yiyeceksin hatta yani. Çünkü çoğunluk bence IQ less. Yani şu an ben de bundan linç yiyebilirim ama öyle yani. Kusura bakmayın. Adamlar algılayamıyor. Şakayı algılayamıyor. Derinine inemiyorlar şakanın. Dümdüz. Aa, orospu çocuğu ırkçılık yaptı. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. Linç direkt. Anladın mı? Arkasını düşünmüyorlar. Ya bunlar arkadaş. Şakalaşıyorlar. Espri yapıyorlar birbirlerine. Niye ırkçılık yapsınlar? Hadi ırkçılık yapıyorlar. Bunun videosunu niye çeksinler? Böyle düşünmüyor. Irkçılık. Ananı sikeyim. Borla deterjan mı? Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. 2023'te sikeceğiz. Böyle, anladın mı mantık? Abi genel insanların olayı şey bu. Yapıyor ama. Ne? Ortalığı karıştırmak için sadece yem atıyor. Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hani biri çıkıp şey diyor. Ulan bu böyle denir mi diyor. Arkadaki de direkt ona katılmaya dünden meyilli. Öyle tabii canım. Gruplanıyorlar. Ya büyük bu ne biliyor musun? Popülerliğin zaafları abi. Bak o video trend 1'de abi. Köpek gibi trend 1'de kaldı. Popüler bir video. O video popüler olduğu için, Berkcan popüler olduğu için son zamanlarda, o yüzden ne kadar çok popüler olursan o kadar çok linç yersin, o kadar çok haterın olur abi. Klasiktir yani bu. Her daim bu böyledir abi Türkiye'de. Son zamanlarda şakaları da açıklar oldu. Herkes gitgide azalıyor umudum. Ya bu neyse. Yani dediğim gibi abi çok düz mantık düşünüyorlar yani insanlar. Ülkesi olduğumuz için ırkçılıktan linç yemeyi bekliyorduk ama ülkemi Cüzi'de deterjanı borondan linç yedik. Boron duyarı. Boron duyarı. Vay be, konvansiyonel medya. Ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun. Kaydı ayağı. Bora bastım. Böyle bir haberi neden yaparsın? Buna haber değerini veren şey senin gözünde ne? Cinayetler ve kadın tacizleri. Bunu zaten koyma bile habere. Seçim günlükleri. Bunu da koyma habere. Berkcan Güven boronla dalga geçti. İşte şimdi sıçtın Berkcan Güven. Senin şimdi ayağını kaydıracağım. Bütün medyayı uyandıracağım. Nasıl uyandıracağım? Haber sitesine Berkcan Güven Türk Milli Deterjanı boronla alay etti yazacağım. İlk haberimiz süperhaber.tv. Abi düz mantık düşünmüyorlar, direkt düşünemiyorlar. O da bir tez abi. YouTube kanalında yaptığı Soramazsın isimli programında Koreli fenomen Çabihan'ın konuk eden ünlü fenomen Berkcan Güven, Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninde üretilen yerli deterjan markası Boron ile alay etti. Ya! Abi şimdi ya, olay komik, tamam mı? Komik olan bir şeyle dalga geçersin yani. Bunda bir şey yok yani. İnsanlar niye böyle sürekli Türkiye, işte Türkler, Türkler olarak sonuna kadar haklıyız. Her yanlış yaptığımızda da haklıyız. Dalga geçemeyiz kendimize falan diye yani.
Ulan bor diye şey dendi. 2023'te işte çok şey olacak bilmem ne. Bor madeninde birinci sıradayız. Borla şunlar yapılıyor. Borla bilmem neler yapılıyor. Çok önemli bir kaynak bor falan. Şimdi borla deterjan çıkınca da komik oluyor ya. Ben de güldüm abi. Yarıldım hatta yani. Komik geliyor insana. Uçak yakıtı abi bilmem ne. Deterjan al. Çamaşır. Yıka. Hala yapılıyor. Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninin resmen yerini. Nasıl bir sıfat damlaması da var. Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninden üretilen yerde yerli deterjan markası Boron. Güven'in bu hareketi büyük tepki topladı. Ne büyük tepki. Halk sokaklara döküldü. Halk deterjan içmeye başladı. Bu haberi düzeltiyorum arkadaşlar. Bugün yapacak haber bulamadık. Berkcan Ahmet Furkan Demirel'in başını abi o aşağıda kaldı. Geçmiş. Aa pardon daha yeni atmış. Ahmet Furkan, Ferit'cim yayın abi. Buradan seni çok sen sevgili dostum. Andaç'a selamlar söylüyorum. Umarım herkesin onun gibi dostu olur. Andaç selamlar canım. Muharrem Karagül'le 4 aydır Rod. Bunu okuduk. It's Fork 21 aydır iyi akşamlar canınız. Bunu da okuduk. Sarkazmami 1.41.20'den sonra 1 dakikalık izlememiz yok mu? Sarkazmami seni bir yerden... Bir dakika. Sen ama niye linki böyle... Sen. Eğer sen bana yaz. Biliyorum seni çünkü. Bu link ama niye böyle? Fi. Hangisi yok acaba? Bir üç liran daha var ya. Mart ayı kedisi 13. Subscribe olduğun için çok teşekkürler. Çok sağ ol. Sen ben kimim? Amık vatan haini seni. Halk sokaklara indi. Full deterjan mı içine var? Editör. Böyle bir haber için yani bayağı uğraşmış. Ben hayatta bu kadar uğraşmazdım. YouTuber Berkcan Güven, Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninden üretilen yerli deterjan markası Boron ile alay etti. Kardeşim bu açıklamaları kopyalıyor musunuz? Deterjandan, borondan bahsederken bile bu sıfatlar böyle hazır mı geliyor mu? Eğlence ve mizah konulu videonun devamında. Bak eğlence ve mizah. Kendin bile açıklıyorsun. Bunu haber yapma değerine bu eğlence ve mizah. Kore'nin en güçlü markası Samsung ile Türkiye'nin bordan üretilen boron deterjanını kıyasladı. Güven. Kapıcanım. Aklınca. Bak oraya koymuş o aklıncayı. Güven aklınca Türkiye'nin en güçlü markası olarak boronu gösterdi. Daha sonrasında uçak yakıtı ama işte deterjan yapmışlar diyerek dalga geçti. Bu bildiğiniz üzere arkadaşlar Facebook zaten 25-45 arasındaki kişilik bunalımı çeken insanların kendini ifade ettiği bir platform. Berkcan'ı koltuğuma izlettim bu arada. Hayırlı olsun. Sosyal medyanın çöplüğü ama. Buradaki yorumlar daha komik. Bu ülke böyle işte. Ha burada komple aynı konudan bahsediyor. Yorumları okuyor galiba. İşte, zamanında uçak yaparsın, fabrikayı kapatıp cezalandırırlar. Araba yaparsın, yolda kaldı diye alay edip kararlarlar. İnsansız hava aracı yaparsın, sivilleri vuruyoruz dediler. Deterjan yaparsın, kiralanmış orospunun biri çıkar karalama yapar. Soner! Aha. Amerika'nın kiraladığı adam. Berkcan Güven. Bulundu abi. O yüzden sürekli Amerikan ürünleri giyiyor. Vay orospu. Ben kiralanmışım ama sen satılmışsın Soner. 14,5 yaşındasın. Seni burada neden taktığımı bile bilmiyorum. Evet, kafi çok cevap oldu gerçekten. Neyine ünlü amık? Elini sıkıyorsun. Ben değilim sanırım ama tanışmışlığımız olsa tabii keşke. Ha tamam okey değilmiş. Link gene gelmedi. Link bozuk bu arada. Yani... Ne atmak istediğini acaba bir 3 liran daha var bence. Olmadı videonun adını söyle ben arayayım YouTube'da. Tamam sen değil misin? Bir kamera mikrofon alan ünlü oluyor. Ne kadar ucuz anasını sattığın yerinde ünlü olmak. Recep cidden çok iyi yorum. Bu kadar çocuğunu ne ara öğretti bu memleket? Türk işi olunca alay eder kurları. Sonra Türkler ne yaptı ki? Kahpe. Ya İsmail.
Siktir git bu dünyadan ya. Allah aşkına. Al, İsmail'in fotoğrafı var. Arkada bir tane boron yok amına koyayım. Bak. Bak. Bak fotoğrafa bak. İsmail. Ne oldu lan? Oturuyorsunuz arkadaşınızla. Eyvallah. Yok arkada bir tane boron yok. Hep acı. Domestos. Kolpadasınız oğlum, hepiniz kolpadasınız biliyorum. Memlekete bir gram faydası olmayan pezevenk kalkmış, aklı sıra Türkiye'yi aşağılamaya kalkıyor bor üzerinden. Aşağılama bitişik yazılır. Aptal. Aşağılama bitişik yazılır. Bunu da ben mi öğreteyim? İşleri güçleri Türkiye'nin güçlenmesini azmedemekleri için Erdoğan'ın icraatlarını karalamak, alay etmek hain köpekler. Kimden emir aldılarsa yine soysuzlar. Amerika'dan. Herhangi bir emir almadım. Yanlışlıkla durdurdum bu arada. Şaka yapmaya çalışmıştım. Yazık. Yazık ülkenin haline. Çanakkale'yi fetheden gençliğe bak bir de. Şimdiki bu isyancı gençlere bak. Ne yapayım o? Çanakkale'yi yeniden mi fethedeyim? Bu duygusal ergen üçüncü cinsiyetler yüzünden elden giden sadece ülke olmaz. Gülten Hanım merhabalar. Ne bir tümleci var amına koyayım, bir öznesi var. Vay anasını ya, bu ülkede ünlü olacağını düşünenler illa da hainlik yapmak zorunda mılar? Değiller. Değiller. Hmm. Ya bu şu mini hikaye hayatımda gördüğüm en iyi mini hikaye. Ünlü YouTuber Berkşan Güven, Türkiye'nin bor madeninden ürettiği deterjan markasının boronu Koreli olduğunun yanında önce Samsung'la kıyasladı. Ardından açık açık dalga geçti. Uçak yakıtı ama deterjan yapmışlar. Evet, gelecek yok. Çamaşır diye. Evet, sonra altına Murat Tokmak, the reis, Murat Tokmak. Yavşak olmasaydın da sen borla atomu parçalasaydın. Türkiye'de telefon da üretiliyor, merak etme. Ama klasın sarsılır bir iPhone ya da S10 yerine Vestel alırsan. Kanı bozuk herif. Fotoğrafa bak. İyi demiş bu arada. O tarafta Samsung kullanıyor. Galaxy J'yi de alırken. Ne oldu? Güzel yakalamış. Sarkazm ama içimde kaldığı yayın yaptığım zamanda kalan bakiye tükenmek üzere bulabilirsin umarım. Dimitri Vegas. Bu kadar mı? Dimitri Vegas. Devamı gelmemiş. İlk önce keşke videonun adını yazsaydın. Sarkazm mı?